Herkese merhabalar. 10. sınıf edebiyat 1. dönem 1. yazılı provumuza başlıyoruz. Bugün sizler için mükemmel bir edebiyat yazılısı hazırladık arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Milli Eğitim Bakanlığı ortak yazılı konu soru dağılım tablolarını verdi ve okul genelinde yapılacak sınavlara ait senaryolar verdi. Yani böyle sorulabilir, bu şekilde çıkar diye. Bizler de bugün direkt Milli Eğitim'in bütün dosyalarını bütün gönderilerini inceledik ve sizler için mükemmel bir yazılı provası hazırladık. Hatta özel notlarımız var. Özel notlarımızın yanında direkt milletimdekine benzer güzel sorular hazırladık arkadaşlar. Herkes arkasına yaslansın, emniyet kemerini bağlasın, güzel bir şekilde yazılı provamızı yapalım. <laughs> Aynı zamanda bu sene biliyorsunuz ki arkadaşlar ortak sınav denemeleri olacak. Biz de bunlar için sizlere MEP ortak sınav denemeleri hazırladık. Yazılı notlarımızın içerisinde biliyorsunuz ki edebiyat dersiyle alakalı hem birinci yazılı için hem ikinci yazılı için notlarımız var. Bu notlardan çalıştığınız gibi kitabımızın arkasındaki etiketi kazıdığınızda bir kod çıkıyor. Bu kodu tat uygulamasına girerek ortak sınav denemeleri de çözebiliyorsunuz. Şimdi o zaman intromuz girsin. Mükemmel bir şekilde yazılı programımıza başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda yazılı notları kitabımızdan MEP ortak sınav denemelerine nasıl ulaşacağımızı göstereceğim. Telefonunuzda TAS uygulaması yüklü değilse hemen indirebilirsiniz. Öncelikle yazım notları kitabımızın arkasında bulunan bu etiketi nazikçe kazıyoruz. Burada gördüğümüz aktivasyon kodunu TATS uygulamasındaki kitap aktivasyonu yazan bölüme gireceğiz. Aktif et dediğimizde ise gördüğünüz gibi MEP ortak sınav denemelerine kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Bu sayede Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı ortak sınavlarda karşımıza çıkabilecek soru tiplerini çözeceğiz ve sınavlara tam anlamıyla hazır bir şekilde gireceğiz. Dilerseniz bu işlemleri tongucmazda.com dijital kitap bölümünden de kolaylıkla yapabilirsiniz. O zaman hepinize yazılarda başarılar. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde bugünkü yazılı programımızda bir giriş ünitesiyle alakalı bilgiler vereceğiz size. Bir de hikaye ünitesiyle sınavda hocanın yüzde yüz sorabileceği bölümleri sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Burada şu çok önemli neye göre yüzde yüz hocam nereden biliyorsunuz demeyin. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı direkt okul genelinde yapılacak sınavların da senaryosunu verdi. Örneklerini verdi. İlçe genelinde yapılacak kazanımları da soruları da senaryoları da verdi. Bunları şimdi gelin hep beraber hem çözelim hem öğrenelim ama öncesinde gelin şöyle bir ders notlarıyla başlayalım. Hocam bu notları biz nerede bulabiliriz? Bu notları biz burada yazmak istesek nasıl yaparız derseniz zaten birinci dönem yazı notlarımızda hem birinci yazılı için hem ikinci yazılı için yazı notlarımız mevcut. Şimdi arkadaşlar başlayalım. İlk başta tabii ki Türk Edebiyatı'nın dönemlere ayrılması ölçülerle başlıyoruz. Bakın bundan sınavda yüzde yüz sorulacak arkadaşlar. Hem örnek sorularda geldi hem geçmiş yıllarda da sorulmuştu yazılarda hem de kazanımlarda var. O yüzden biz edebiyatımızın dönemlere ayrılması ölçüleri bileceğiz. Burada birincisi dil anlayışı var. İkincisi dini yaşayış, üçüncüsü kültürel farklılaşma. Dini yaşayış önemli niye? İslamiyetten önce Türk edebiyatı İslamiyet etkisindeki Türk Edebiyatı diyoruz. Kültürel farklaşma, sanat anlayışı bazen toplum için bazen sanat için sanat yapacağız. Edeb metinler ve coğrafya değişimi yani Orta Asya'dan Anadolu'ya geliyoruz. Anadolu Türk Edebiyatı var. Aynı zamanda Avrupa'yı fethediyoruz. E, Arap Yarımadası'nda fetihlerimiz oluyor. Dolayısıyla farklı farklı kültürlerden, Arapçadan, Farsçadan etkilenip Osmanlıca diye bir dil üretiyoruz mesela. Dolayısıyla bunların her biri burada gördüğünüz altı maddede ...edebiyatımızın dönemleri ayrılmasındaki ölçülerin arasında. Devam ediyoruz. Türk edebiyatının dönemlerine bakalım. Bu tabloyu da size doldurtabilirler. Hepsini vermeseler bile bazı kısımlarını sorabilirler. Şimdi hani dedik ya İslamiyet önemli dedik, din etkisi var dedik. İslamiyet'in kabulünden önce bir sözlü edebiyatımız var. Daha çok yazılısı da var hani Orhun Abideleri falan. Ama temelinde sözlü geleneğin ağır bastığı bir İslamiyet öncesi edebiyat var. İslamiyet etkisi gelişen edebiyatımız ise üç kısımda. Bir geçiş dönemi var. Karahanlar döneminde İslamiyet kabul edince böyle Kutatku Bilik, divan Lügatü Türk, Atabetül Hakayık, Divan Hikmet gibi geçiş dönemi eserlerimiz var. Sonrasında beraber ilerleyen yani senkronize aynı anda ilerleyen divan ve halk edebiyatı var. Divan edebiyatı süslü, artistik, soyut, aruz ölçüsü, zengin kafiyeler var. Halk edebiyatı adı üzerinde. Halk. Halk edebiyatı ya sade, hece ölçüsü, anlaşılır. Ama halk edebiyatı kendi içinde üç kısma ayrılacak. Bir tasavvuftan, Allah'tan, ilahi aşktan bahseden dini tasavvuf edebiyatımız var. Bir söyleyeni belli olmayan anonimler var. Yani türküler, maniler, niniler. Bir de aşıkların yazdığı, Dadaloğlu'nun, Köroğlu'nun, işte Karacaoğlan'ın yazdığı aşk tarzı halk edebiyat var. Sonrasında Batı etkisine geçiyoruz ve Batı etkisi de tabii ki Fransa'dan etkileneceğiz. Fransa etkisini göreceğiz. Tanzimat'ta toplum için sanat yapacağız. Sertifinon ve Fecrati'de de sanat için sanat yapacağız. Milli edebiyat döneminde artık diyeceğiz ki Balkan Savaşları'na yenilince bayrağımızın önemini anlayacağız. Türkçülüğün önemini anlayacağız ve milli edebiyat olacak. Bir de Cumhuriyet dönemi var ki bu hala günümüzde de devam ediyor. Türkçenin tarihi dönemlerine baktığımızda bir eski Türkçe dönemi var yani... Bunun öncesi tabii ki yazılı kaynaklardan izlenemeyen bir dönem var ama eski Türkçe döneminde, Köktürk döneminde Orhun abidelerimiz var. Uygur döneminde bu değerli eserler var ki bu da 2022 AYT'de sorulmuştu. Bu Kalyanamkara, Papamkara gibi eserlerin Uygur dönemine ait olduğu sorulmuştu üniversite sınavında. Karahanlı döneminde de yine bu e, İslamiyet'in güzelliklerini anlatan ve Araplara Türkçe öğreten eserler var. Batı Türkçesi dediğimiz zaman Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi, Türkiye Türkçesini görüyoruz. Hocam neye göre Batı Türkçesi? Batı Türkçesinden kastımız şu. Şöyle minak bir dünya haritası çizecek olursak. Mesela şurası Kuzey Amerika, şurası Güney Amerika olsun. Şöyle bir Afrika çizelim. Şöyle bir Avrupa, şöyle bir Asya çizelim. Şöyle bir Avustralya çizelim. Şimdi biz Orta Asya'dan gelmedik mi arkadaşlar? Orta Asya'nın batısı biliyorsunuz haritalarda yukarısı kuzeyi, aşağısı güneyi, sağ taraf doğuyu, sol taraf batı gösterir. Orta Asya'nın batısı Anadolu oluyor. Dolayısıyla eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi, Türkiye Türkçesi, Batı Türkçesi oluyor. Kuzeydoğu'da da yine Kıpçak Türkçeleri ve Çağatay Türkçesi olduğunu bileceğiz. Şimdi gelelim buraya. Hikayenin gelişimini bize sorabilirler. İlk başta sözlü dönemde destanlar vardı. İşte Oğuz Kağan destanı, Türeyiş destanı, Göç destanı. Geçiş döneminde de, de korku hikayeleri var. Ardından halk edebiyatından halk hikayeleri, divan edebiyatından mesneviler var. Ve sonrasında Tanzimat döneminde ilk kez Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı Letaif-i Rivayat'la Tanzimat döneminde hikayelerimizi göreceğiz. Burası da önemli. Şimdi burada destan dönemi destan dönemine ait. Ama geçiş döneminin Dede Korkut hikayelerini sınavda sorabilirler. Dolayısıyla yazılıda sorabilecekler için buraya dikkatli dinlemenizi istiyoruz arkadaşlar. Başlayalım. Öncelikle şöyle renkli bir kalem almak istiyorum. Şu kapağı kapatalım ve renkli kalemle devam edelim. Bir kere bunlar anonim. Yani söyleyeni belli değil. Söyleyeni dede kortu falan değil. Anonim. Aynı zamanda destandan halk hikayesine geçiş özelliği gösteriyor. Bu üniversite sınavında sorulmuş. İslamiyet öncesi ve sonrası yaşam tarzının özellikleri bir arada görüyor. Yani İslamiyet de var. İslamiyet'in öncesi de var. Şiir de var. Düz yazı da var. Aynı zamanda burada olağanüstülükler de var. Gerçeklik de var. Burada şu çok önemli arkadaşlar. 15. yüzyılda yazıya geçiriliyor. Oğuz'dan hayatını anlatıyor. Hem sevda var hem yiğitlik var hem de olağanüstü varlıklarla mücadele var. Şimdi burada 12 hikayeden oluşuyor ama yeni hikayeler de bulundu. Dede Korkut hikayelerinin en önemli özelliği olaylar, bak olaylar düz yazı şeklinde, konuşmalar ise şiir şeklinde. Bak konuşma şiir şeklinde oluyor. Gelelim halk hikayelerine. Şimdi destanlar vardı, Dede Korkut vardı. Sonrası halk hikayeleri geliyor. Halk hikayeleri halkın ortak malı olan anonim hikayelerdir. Yani yine anonim söyleni belli değil. Olağanüstü sürükler azalmaya başladı. Şimdi şöyle düşünün. İslamiyet öncesi destanlar var. Sonrasında Dede Korkut var dedik destandan halk hikayesine. Burada halk hikayesine geçtikçe olağanüstülük sürük azalıyor. Hatta sonrasında Tanzimat döneminde normal hikayeler var. İşte Ömer Seyfettin'in yazdığı, Refik Halit Karay'ın yazdığı. Bunlar da gerçeklik daha da artacak. olağanüstülük sürük daha da azalacak. Yani geçmişte daha olağanüstüydü. Sonra azalıyor, azalıyor, azalıyor iyice gidiyor bu şekilde. Genellikle aşk ve kahramanlık var. Şiir, düz yazı karışık ve şairler şiirleri saz eşliğinde dile getirecekler bu hikayelerde. Mesneviye baktığımızda hocam mesnevi nerede? Şimdi destanlar vardı İslamiyet öncesinde. Dede Korkut hikayeleri geçiş dönemi, halk hikayeleri bakın buraya yazıyorum, halk hikayeleri ve mesneviler aynı anda. Yani mesneviyi böyle kokoroş, lüks, artist, aruz ölçüsünü bilen, sarayda eğitim almış, medrese eğitimi almış kişiler yazıyor halk hikayesine halk şairleri yazıyor gibi düşünün. Şimdi Mesnevi'nin genel özelliğine baktığımızda Mesnevi bir kere bir şiir arkadaşlar. Böyle beyitler halinde Aruz'un kısa kalıplarıyla yazılan ve işte A A B B C C D D diye kendi içinde uyaklı olan Aruz'un kısa kalıplarıyla yazılan. Kısa kalıp derken yani şöyle uzun cümleler değil de kısa kısa cümleler var. Nazım birim beyit olan beyit hocam yani iki iki giden ve beyit sınırsının da sınırı olmayan yani sınırsız 65 bin beyitli mesneviler var. Bu şekilde yazılıyor. Aşk, ilahi aşk, Allah aşkı, kahramanlık, tasavvuf gibi temalar işleniyor. Eğer beş tane mesnevi yazabildiysen o zaman sen hamse sahibi oluyorsun. Ve ilk hamse sahibi sanatçımız da Alişir Nevai. Bakın yazılı da buradan sorulur arkadaşlar. Milliyetin Bakanlığı'nın yayınladığı örnek sorularda da Buradaki eserlerden mesela Leyla ve Mecnun'u sormuşlar örnek olarak. Dolayısıyla bunlara karşı hazırlıklı olmalıyız. Nedir? Şeyyat Hamza'nın Yusuf ve Zeliha'sı bilin. Yunus Emre'nin Risale-i Nusiyesi bir yıldız. Gülşehri'nin Mantıkut Tayrı. Hatta Yunus Risale-i iki yıldız veriyorum. Mantıkut Tayrı'ya bir yıldız veriyorum çıkma açısından. Aşık Paşa'nın Namesi bir yıldız. Ahmedi'nin İskendernamesi bir yıldız. Süleyman Çelebi'nin Vesiletü Necat'ı iki yıldız. Şeyhi'nin Harnamesi üç yıldız. Neden hocam? Öküz olmaya yeltenen eşeğin öksünü böyle komik bir şekilde anlatıyor Harname'de. E, şeyhi Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun'u. 3 yıldız. Örnek sorularda da gelmiş. Nabi'nin Hayrabatı Hayriyesi öğüt veriyor bize. Bu da yine bir yıldız. Şeyh Galib'in Hüsnü Aşkı 2 yıldız. Bunlar çok önemli mesleviler. Hocam neye göre veriyorsunuz yıldızı? Otel mi bu? Hayır. Sınavda çıkma ihtimaline göre veriyorum arkadaşlar. Dikkat olmanızı istiyorum. Zaten biz yazın notlarında da bunları sizler için dile getirdik. Buradan da tekrar edebilirsiniz. Aynı zamanda buradaki ortak sınav denemelerinde de sorduk. Ortak sınav deneme neydi? Etiketi kazıyordun. Tak tat uygulamasından çözüyordun. Geldik buraya. Cumhuriyet öncesinde hikayeye baktığımızda ilk yerli hikaye Ahmet Mithat Efendi tarafından yazılan Letaif-i Rivayet. Bu da yazılı da sorulur arkadaşlar bunu aklınıza tutun. Batılı anlamdaki ilk başarılı hikaye ise Sami Paşazade Sezai'nin küçük şeyleri. Bu da çok çok önemli. Burayı zaten dikdörtgen için aldık. Tanzimat dönemindeki hikayelerde toplum için sanat yapılacak. Sonrasında ikinci dönemde birazcık baskı olduğu için sanat için sanat ve ardından sertifiyonda da maposan tarzı sanat için sanat tarzı hikayeler yazılacak. Burada şu önemli. Tanzimat'ta böyle romantik eserler var. Yani duygular esere katılmış. Ve acıklı sonlarla bitiyor. Böyle bir toplumun yönlendirme var. Ama Tanzimat ikinci dönemde biraz daha realist, gerçekçi. Sami Paşazade Sezai'nin yazdığı küçük şeylerdeki gibi biraz daha batı tarzı Eserler, hikayeler göreceğiz. sert Sertifiyonunda yine aşk, aile, evlilik var. Romana göre sade bir dili var ve Anadolu'ya da yönelecek. Milli edebiyatta ise bayraklarımızı asıyoruz. Neden? Çünkü Türkçülük ve realizm var. Yerli ve milli sade bir dil kullanılıyor. Kurtuluş Savaşı anlatılıyor. Anadolu anlatılıyor, memleket anlatılıyor. Burada direkt Türk bayrağını dalgalandırıyorsunuz yazılı da. Şimdi buradaki önemli eserlere, burada sınavda çıkabilecek eserlere baktığımızda... Ahmet Mithat Efendi'nin letaifi rivayatı üniversite sınavlarında da yazılınızda da yüzde yüze yakın bir ihtimalle sorulur arkadaşlar. Yüzde yüze yakın yani yüzde doksan, yüzde seksen sorulur. Sami Paşa'da da küçük şeyleri. Yüzde yüze yakın sorulur. Çünkü ilk gerçekçi öyküler. Ömer Seyfettin sınavda örnek sorularda Milliyetin Bakanlığı'nın yayınladığı... ...bakın arkadaşlar bayan Belir dediği sorularda sorulmuş. Ömer Seyfettin eserleriyle sorulmuş. Çünkü Ömer Seyfettin milli edebiyat döneminde hikayeciliği meslek ediniyor... ...ve realist öyküler yazıyor. Mapasan tarzı olay öyküler yazıyor. Demek ki çok önemli. Refik Halit Karay benim en sevdiğim öykücüdür. Memleket hikayeleri, gurbet hikayeleri önemli... Halid adı var. Kurtuluş Savaşı'nda kadın kahramanları yüceltecek. Yakup Kadri Tanzimat'tan Cumhuriyet dönemine kadar ki önemli olayları, toplumsal olayları aktaracak. Reşat Nuri Güntekin öğretmen kahramanlarıyla tanınıyor. Memdu Şevket Esendal'da durum öykücüsü ve e, öykülerindeki karakterleri böyle iğne batırsan kanıyor. O kadar gerçekçi canlı eserler yazıyor. Burada arkadaşlar Reşat Nuri Güntekin'in Leyla ile Mecnun'a da dikkat edin. Geldik buraya dil bilgisine, filmsiye. Filmsiye geçmeden önce arkadaşlar birkaç tane edebiyat sorusu çözmek istiyorum. Onları bir çözelim. Sonra dil bilgisini de anlatacağız. Zaten filmsi de çok kolay bir konu. Sekin sınıftan da hatırlıyorsunuz. Burada süper taktiklerle göstereceğiz sizlere. Ama isterseniz gelin biraz edebiyat soruları çözelim. Konuyu pekiştirelim. Gelin bakalım. İlk sorumuza diyor ki. Bu arada sen de %100 gelecek arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Filmsiye dil bilgisi sorularına başladığımızda konu anlatımı yapacağım. Şimdi. Diyor ki bu iki metinden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır demiş. Bakalım. Birinci metin. Hocam çoktan seçmeli soru kalkmadı mı? Çoktan seçmeli soru iki tane koyduk. Sonrasında normal sorularımıza geliyor arkadaşlar. Map tarzı örnek sorularımıza geliyor. Bu iki soruyu neden koyduk? Bir, ilk başta böyle çoktan seçmeli bir rahat rahat çözün. İki, ortak sınav denemelerinde çoktan seçmeli soracaklar. O yüzden bunu size hazırlıyoruz. Şimdi, Birinci metin diyor ki Genç Osman 4. Murat'ın Bağdat seferinde 1638 bir müfreze küçük bir birlik komutanıdır. Yaptığı hücumların birinde yaralanıp Dicle'ye düşerek şehit olmuştur diyor. İkinci metinde ise Bağdat'ın kapısını Genç Osman açtı düşmanın cümlesi önünden kaçtı. Kelle koltuğunda 3 gün savaştı Allah Allah deyip geçer Genç Osman diyor. Şimdi burada iki metin arasında birincisi şunu bilmemiz lazım. Bu tarihsel bir gerçeklik. Bu tarihsel gerçekliği yazar ya da da şair eserinde yorumlamış. Yani edebiyat ile tarih arasında ilişki vardır diyebiliriz. Bunu bize bir yazılı sorusu olarak da sorabilirler. Ben burada çoktan seçmeli gibi soruyorum ama siz bunu normal açık uçlu bir soru olarak da düşünebilirsiniz. Bu ikisi arasında nasıl bir yargı çıkar der? Bu tarihi gerçeklik, bu da edebiyatta kullanılmış. Yani edebiyat tarihten faydalanmış. Tarih edebiyattan faydalanabiliyor. Bazen e, edebiyatçıların yazdığı romanlardan faydalanıp "Aa olaylar böyle mi oldu acaba?" diyerek bunları not alabiliyor. Ama edebiyat tarihten net bir şekilde faydalanmış. Edebiyat ile güzel sanat arası ilişki değil, psikoloji değil, felsefe değil, sanat akımları değil. Burada doğru cevabımız net bir şekilde Adana. Geldik başka bir soruya. Bakın bu da çok seçici, çok kaliteli bir soru. Üniversite sınavında çıkmış bir soruyu değiştirerek size getirdik. Ortak sınav denemelerinde veya yazılığınızda bunu bir şekilde size sorabilirler. Nedir? Şimdi diyor ki... Türk yazı dilinin farklı bir dönemine ait olduğu söylenebilir diyor. Yani okuyorsun diyorsun ki ya bu farklı bir dönemdedir. Bunu bilmen lazım zaten. O kadar edebiyat çalıştıysan, o kadar dönemlere çalıştıysan bunu da bilmen lazım. Nedir şimdi bakalım? Diyor ki bir nefes didar için bin can fida etsem ne ola? Nice demlerdir esiri iştiyakudur gönül. Mui diyorsunuz değil mi? İşte bu divan edebiyatı. Cihan ara, cihan içredir. Arayı bilmezler. O mahiler ki derya içredir derya bilmezler. Vıy diyorsunuz işte bu da divan edebiyatı. Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabip kılma derman kim helakim zehri dermandadır diyor Fuzuli yine divan edebiyatı. Yani bana ilaç verme benim derdimin dermanı zehrindedir diyor yani ne diyorsun sen diyor. Acı çekmekten keyif alıyor bu adam değişik bir adam Fuzuli yani. Efendimsin cihanda itibarın varsa sendendir. Miyana aşıkanda iştiharın varsa sendendir. Uy, divan edebiyatı. Anlamak yok çocuğum anlar gibi olmak var. Akıl için son tavır saçlarını yolmak var. E anladım ben bunu. E burada bildiğimiz Türkçe kullanmış. O zaman farklı bir dönemde. Bu Cumhuriyet döneminde diyebilmeniz lazım. Şimdi MEP örnek yazılı sorusu benzeri bir sorumuz var. Dikkatçe izleyin arkadaşlar. Sınavınızda bu yüzde yüz sorulacak. Zaten dersin başında sormuştuk. Ne demiştik ilk başta? Birincisi dini yaşayış demiştik. Dini yaşayıştan kastımız ne? İşte Mani dinin etkisine giriyor mesela Uygurlar içerikler değişiyor. İslamiyet eskisine giriyoruz biz Türkler. Ne oluyor? İslamiyetle tasavvuf ilahi aşk giriyor. Bu bir. İkincisi kültürel farklılaşma. Bu da çok önemli. Kültürel farklılaşmalar bizim edebiyatımızı da değiştiriyor. Sonra sanat anlayışındaki değişiklikler. Yani toplumsal anlayış. Mesela Tanzimat döneminde toplum için sanat yapılıyor. Tanzimat birinci dönemde. Ama ikinci dönemde sanat için sanat yapılıyor. Sonrasında edebi metinlere göre. Mesela diyelim ki geçiş dönemindeki edebi metinlere bakıyoruz diyoruz ki Aa, bunlar geçiş dönem eserleri. Hem aruz var hem hece var. Hem e, öğreticilik var hem böyle e, sanatsal özellikler var. Aynı zamanda hem beyit var hem dörtlük var. Yani tam bir geçiş diye anlayabiliyoruz. Coğrafya diye işim var. Anadolu'ya geçiyoruz. Balkanlar, Orta Asya bunların her biri bizim hayatımızı etkiliyor ve Edebiyatımızda dönemler ayrılmasını etkiliyor. Bir de tabii ki dil anlayışı var. Dil anlayışı da çok çok önemli. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen başka bir soruyla. Türk edebiyatının ana dönemleri nedir? Burada tablo haline gösteriniz diyor. Tabii şimdi bunu size tablo olarak çizdirecekleri zaman bu tabloyu sorabilirler. Ama tabii bu tablonun tamamını sormazlar. Size bu tablodaki bazı yerleri boş bıraktırarak sorabilirler. Yani mesela şu sözlü kelimesi önemli. Bakın buradaki sözlü kelimesini boş bıraktırabilirler. Sonrasında halk edebiyatı, divan edebiyatı çok çok önemli. Bunları boş bırakabilirler. Yani buraya ne gelecekler sana? burada divanın geleceğini bilmek zorundasınız. Hani şurada 1896 1997 mi Bunu sormazlar ama buraya divan, buraya halk, buraya sözlü geleceğini bilmenizi isterler. Tanzimatın nerede olduğunu, Batı etkisinin olduğunu bilmenizi isterler. Anlaştık mı? Batı İslamiyet etkisi ve İslamiyet'in kabulünden önceki bu kelimelerin yerini çok çok iyi bilmeniz gerektiğini bilin arkadaşlar. Bu sayfaya ekran görüntüsü alın. Yazı notlarınızı da buranın üzerinden çokça geçin. Biz de zaten bunu defalarca sorduk. Devam ediyoruz şimdi. Aşağıdaki eserlerin Türkçenin hangi dönemine ait olduğunu karşılarına yazınız demiş. Bakın şimdi bu önemli. Orun Abideleri arkadaşlar. Kök Türk döneminde hatırlarsanız bunu söylemiştik. Kök Türk dönemine ait. Altun Yaruk Uygur dönemine ait. Uygur döneminde yazılmış dini içerikli bir eser. Yine Kutat Kubilik Karahanlı döneminde Türkler İslamiyet'i 751 Talas Savaşı ile kabul ettikten sonra... ...Orta Asya'da Müslüman olan ilk Türk devleti Karahanlılar. Karahanlılar döneminde... ...yazılmış değerli bir eser. İlk mesnevi... ...ilk aruza yazılan eser, ilk siyasetname... ...çok değerli ilk edebi eserlerimizin başına geliyor. Atabetül Hakayık yine... E, ...gerçeklerin eşi anlamına geliyor. Yine Karahanlılar döneminde, geçiş döneminde... ...yazılıyor ve bu dönemde... E, ...Edip Ahmet Yükneki tarafından... ...İslam dininin faziletlerini anlatmak için yazılıyor. Yaprak Dökümü ise... ...Reşat Nuri tarafından Cumhuriyet döneminde... ...yazılan bir eser arkadaşlar. Geldik buraya... Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler nelerdir diyor. Tabii ki biz bayrağımıza gurur duyduğumuz gibi dilimize de gurur duyuyoruz. Ama bir de alfabelerimiz var. Burada sınavda hocalarımız sorabilir. Yüzde yüz sorulur diyorum. O yüzden burayı dikkatlice dinleyin. Bir, ilk başlarda arkadaşlar köktürk alfabesini kullanıyoruz. Neden hocam? Çünkü ilk zaten edebi eserimiz Orhun kitabeleri. Bu da köktürk Türk alfabesiyle yazılıyor. Sonrasında Uygur alfabesi var. Uygurlar yerleşik hayata geçip değerli eserler yazıyorlar. İşte Altun Yaruk, Sekiz Yükmek, Kalyanam Kara, Papam Kara demiştik ya. Bunlar bu dönemde bu alfabeyle yazılıyor. Sonrasında hani Karahanlar döneminde, geç döneminde yazılan Kutatku Bilik de mesela Uygur alfabesiyle yazılıyor. Devam ediyoruz. Sonra İslamiyet'i kabul edince Arap alfabesi kullanmaya başlıyoruz. Yani Arap harfler kullanmaya başlıyoruz. Aynı zamanda Kiril alfabesi kullanan Türkler de var. Ve sonrasında 1928 yılında Mustafa Kemal Atatürk Latin harflerini kullanarak Latin harflerinin bizim batıyla daha iyi etkileşim içine geçeceğimizi ve okuma yazma oranı artıracağını düşünerekten çok değerli bir çalışma yapıyor ve Latin harflerine geçiyoruz. Harf devrimi oluyor. O zaman Latin alfabesini buraya yazıyoruz arkadaşlar. Harflerimiz değişiyor bakın orada. Dilimiz değişmiyor. Yani eskiden örnek veriyorum Türk derken böyle yazıyorsun Arapça. Şimdi böyle yazıyorsun. Türk diye yazıyorsun. Anlaştık mı? Bunun gibi mesela. Şimdi geldik buraya. Hikayeyle alakalı bir sorumuz var. Yoruma dayalı bir soru esasında ama biz seçenekler üzerine gitmek istedik. Size konuyu öğretmek için. Çünkü burada amacımız öğrenmek. Çünkü ne dedik yazılı kampımızda? İzle, öğren, başar. İzliyorsunuz, öğreniyorsunuz. Sonra da inşallah çok güzel notlar alacaksınız. Demiş ki... Bu parça ile ilgili olarak hangisi söylenemez demiş. Hasene Hanım 40 tane güzellerden kız alıp her birine ayrı ayrı libas giydirip elbise giydirip Aslı Hana daha eski hesap giydirip gül bahçesine götürdü. Oraya Kerem'i davet eyledi. Kerem'le Aslı hikayesi bu. Sofu gitme dedi. Kerem davete icabet lazımdır deyip gül bahçesine geldi. Kızlar Kerem'i karşıladılar. Kerem Aslıhan'ı görünce Hasene Hanım'ın ayağına düşüp tazim eyledi. Kızlar dahi Kerem'e ve Hasene Hanım'a el pençe divan durdular. Meğer Hasene Hanım'ın muradı Kerem'in sevdası büyük müdür diye tecrübeydi. Zira kendinin hayali geniş idi. Eğer sevdası küçük ise onu öldürtecekti. Baktık Kerem gözünü Aslıhan'dan ayırıp kızların hiçbirine bakmaz. Hasene Hanım Kerem'in hak aşığı olduğunu anladı. Sonra... Aşık bize bir türkü söyle dedi. Kerem dahi sazı eline aldı. Bakalım ne dedi. Aldı Kerem. Kara gözlüm ne gezersin bu yerde? Gel bizim elleri gez Kerem eyle. Nice kulların yazdığın deftere. Beni de deftere yaz Kerem eyle diyor. Şimdi olayları düz yazıyla anlattı. Konuşmaları şiir yaptı. Şimdi bir kahvaltı hikayesi doğru. Mensur düz yazı ve manzum parçalar var doğru. Ait olduğu dönemin dil özelliklerini yansıtıyor doğru. Aşk konulu Kerem'le aslı aşk savaş değil ki. Olağanüstü ögeye yer verilmiştir. Hayır hiç olağanüstü yoktu. Olağanüstü ögelere yer verilebilir halk hikayelerinde ama burada yok. Anlaştık mı? Geldik buraya. Aşağıda verilen halk hikayelerinin karşılarına konularını aşk mı, destani mi, dini mi bunları yazın diyor. Şimdi Kerem ile Aslı arkadaşlar aşk hikayesi. Zaten böyle bir erkek bir kız ismi gördüğünüz zaman direkt aşk hikayesi diyebilirsiniz. Aşk hikayeleri. Danışman Gazi diyor. Bak Gazi var. O zaman burada dini tema var ve dini temalı kahramanlık olduğunu da bilmeniz lazım. Dini temalı kahramanlık hikayesi. Köroğlu bu destani halk hikayesi. Köroğlu, Dadaloğlu bunlara böyle destans kahramanlar. Destanı halk hikayeleri diye yazıyoruz. Destani halk hikayeleri. Devam ediyoruz. Tahir ile Zühre. Aa bir kız bir erkek. Daha doğrusu bir erkek bir kız. O zaman burada yine aşk var diyebiliriz. Aşk hikayeleri var diyebiliriz. Hazreti Ali Cenknameleri. E, Hazreti Ali deyince tabii ki dini temalı halk hikayeleri diyebiliriz arkadaşlar. Dini temalı hatta kahramanlık var. Yani burada sadece dini temalı olup da oturup camide dua edip çıkmıyorlar. Aynı zamanda Hazreti Ali savaşıyor. Kafirlerle mücadele ediyor. Danışman Gazi kafirlerle mücadele ediyor. Şimdi geldik buraya. Bu parçayla ilgili olarak hangisi söylenemez? Yine ortak sınav denemelerimiz için ve yine çoktan seçmeni gibi gözükse de yoruma dayalı bir soru olduğu için... E, normal yazınızda fayda olacak mükemmel bir soru. Sınavda da buna benzer bir soru gelecek arkadaşlar. Şimdi diyor ki Dede Korkut'tan alınmış. ''Deli Dumrul, ne söyledim bilmedim, beylikten usanmadım, yiğitliğe doymadım, canımı alma Azrail, medet.'' dedi. ''Azrail der, bre deli, bana ne yalvarıyorsun? Allah Teala'ya yalvar. Benim de elimde ne var, ben de bir emir kuluyum.'' dedim. Bu hikayeyi okumadıysanız mutlaka okuyun. Dede Korkut hikayelerinde Deli Dumrul hikayesi. Deli Dumrul böyle ''Beni kimse öldüremez, ben kralım, süperim.'' diye takılırken... Bir anda Azrail gelip bunun canını almak isteyince bu da aman Azrail beni öldürme diyecek. O da benden değil Allah'a yalvar diyecek. Sonra Allah'a yalvarınca Allah da o zaman senin için can verebilecek birini bul diyecek. İşte devamını anlatmayayım yani. Annesine gidecek babasına gidecek mesela. Onlar diyecek ki ya bir git biz canımız çattı diyecekler yani. Şimdi ...aman birisi onun için canı verecek acaba kim? Devamı Dede Korkut hikayeleri Deli Dumrul'da. Devam ediyoruz. Hangisi söylenemez demiş. A. Dede Korkut hikayelerinden alınmıştır. E, evet. Bunu mesela burayı okuyup da bilemezsem gider. Yani Dede Korkut olduğunu bilmiyorsan gider. Mensur ve manzum var. Bak burası manzum yani şiir burası mensur. Doğru. Kahramanların diyaloğu yer almaktadır. Evet. Azrail bir kahraman. Deli Dumrul bir kahraman. İnanç çatışması üzerine. İnanç mı? Tamam Allahu u Teala yalvardı ya çatışma yok burada. Burada esasında ölüm ve hayatla alakalı bir tedirginlik içerisinde Deli Dumrul. Olağanüstü ögeye yer verilmiş. Evet yani sen Azrail ile konuşabilir misin? Merhaba Azrail. Merhaba abi. Nasılsın? İyilik abi sen nasılsın? Nasıl gidiyor işler? Fena değil. Böyle bir şey olmaz. Burada o zaman olağanüstü bir öge var diyeceğiz. Geldik buraya. Bir mesnevi verilmiş Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun'u ki sınavda da örnek sınav sorularında da bunu sormuşlar. Yanda verilen mesnevi örneğinden yola çıkarak mesnevi nazım biçiminin genel özelliklerini belirtiniz diyor. Şimdi burada yandaki özelliklerine baktığımızda bir arkadaşlar şunu net bir şekilde görüyoruz ki e, Beyit yazılmış. Beyit nazım birimi var arkadaşlar bunu bir kere göreceksiniz. İki aynı zamanda e, Aruz'un kısa kalıpları Aruz'un kısa kalıpları. Hocam aruzun kısa kalıpları ne demek? Aruzun kısa kalıpları şu demek arkadaşlar. Hemen gösterelim. Şimdi mesela gazel var. Gazel böyle yazılıyor. Böyle böyle. A, A, B, A, C, A, D, A diye gidiyor. E, kaside de böyle yazılıyor. O da 33.99'la. Tamam böyle satırlar böyle düşünün. Ama meslemi böyle yazılıyor bak. Daha kısa. Aruzun kısa kalıpları dediği kastım bu. Tamam mı? Anlaştık mı? Daha kısa cümleler yani. Aruzun kısa kalıpları. Ondan sonra her beyit kendi içinde bak kendi içinde uyaklı demeniz lazım yani şöyle a b b c D diye gidebilir ve aynı zamanda 4 aruz ölçüsü kullanıldığını da söylemeniz lazım Arkadaşlar bu da önemli Şimdi geçiyoruz bu tarafa Edebiyatımıza ait önemli meselelerin şairleri karşılığına yazınız. Dediğim gibi MEP örnek sorularında Leyla ve Mecnun'u sormuştu. Biz burada başka edebi e, verdik. Bu da yazılı sorulacağı için buraya da dikkat edin arkadaşlar. Şimdi birincisi Risale-i Yunus Emre'ye biz zaten iki yıldız vermiştik. Yunus Emre'nin Risale-i önemli. Yunus Emre bir halk şairi. Sade hece ölçüsüyle ilahiler yazıyor ama Risale-i Aruz'a yazacak. Garipname Aşık Paşa'nın önemli bir mesnevisi arkadaşlar. İskendername Ahmedi'nin önemli bir mesnevi isim. Mesuliyet-i Necat Mevlüt. Hani camilerde Mevlüt okutulur ya. Peygamber Efendimizin hayatını anlatıyor. Yine Süleyman Çelebi'nin önemli bir mesnevisi. Harname Şeyhi'nin mesnevisi öküz olmaya yeltenen bir e, eşeğin öyküsünü anlatıyor. E, böyle çok ironi var yani. Hayriye'ye baktığımızda bize öğütler veren Nabi'nin eseri. Hüsnü Aşk ise son büyük divan şairlerinden Şeyh Galib'in önemli bir mesnevisi arkadaşlar. Geldik buraya. Tanzimat döneminde yazılan ilk yerli hikayenin ve batı tekniğine uygun ilk başarılı hikayenin yazarlarına eserlerini yazınız diyor. Hemen bu da önemli olduğu için yazıyoruz. Bunu da sınavda çıkar demiştik. Arkadaşlar ilk yerli hikaye Ahmet Mithat Efendi tarafından yazı makinesi olarak bilinen Ahmet Mithat Efendi tarafından yazılıyor. Ve eserin ismi de Letaifi Rivayat. Letaifi Rivayat. Diğeri ise batı tekniğine uygun ilk başarılı hikaye. Bu da Tanzimat ikinci dönemde Sami Paşazade Sezai. Bak Paşazade Sezai tarafından yazılıyor. Ve eserin ismi de Küçük Şeyler. Hatta buradaki Küçük Şeyler'in içinde yer alan Pandomim'a e, üniversite anlamında sorulmuştu. Bu ikisi ilk yerli hikaye demek ki buymuş. Mavi mavi, pembiş pembiş diye yazıyoruz arkadaşlar. Geldik buraya. Bu parçada söz edilen öykücü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Biz bunu böyle sorduk. Milliyetin de aynısını sormuş. Yani biz bu yazılı provasını hazırladığımızda çok önceden hazırlıyoruz yazılacağı için kontrol edileceği için. Milliyetimin edebiyatta sorduğu birçok soruyu yakaladık arkadaşlar. Yazılı da böyle çıkar dediğimizde örnek sorularda benzerlerini sordular. Şimdi bu soruyu da sorduklar için Hatta arkadaşlar dediler ki bana hocam bu soruyu yani kaldıralım çünkü milletin sorusunun aynısı olmuş. Milletin kendi sorularını yayınlıyoruz der diye. Hayır canım biz bunu önceden yazmıştık dedik. Şimdi bu parçada söz edilen öykücü kimdir demiş. Milli Edebiyat Akımı'nın en önemli temsilcilerindendir. Eserlerinin Türkçe yazılması gerektiğini savunmuştur. Arapça, Farsça kelimelerin yerine Türkçe karşılıklarını kullanmıştır. Falaka gibi hikayelerinde cehaleti yani cahilliği, kahramanı Efruz Bey olan hikayelerinde de milli kimliğini kaydetmiş, aydınları eleştirmiştir. Bazı hikayelerinde ise Türklerde milli bilinci uyandırma amacını güttüğü görülür. Bu tip hikayelerinden en çok tanımış olanları Beyaz Lale ve Bombadır. Bazı hikayelerinde konular Osmanlı tarihinin kahramanlık olaylarından alınmıştır. Pembe İncil'i kaftan ve Forsa gibi. Şimdi bu hikayeleri üzerinden bize tanıtmışlar ama bu adamın diğer bir özelliği bir kere Milli Edebiyat'ta olduğu gibi Sant tarzı yazdığını bileceksiniz. Yani olay öykücüsü Sant tarzı ve realist yani realizm akımından etkilendiğini bileceksiniz. Çocukluk anılarından ve tarihten besleniyor. O yüzden bu arkadaşımız Ömer Seyfettin arkadaşlar. Milli Edebiyat'ın ve Türk Edebiyatı'nın en değerli öykücülerinden biri. Şimdi e, noktalama işaretleri var. Yazım kuralları var. Aynı zamanda filmsi sorumuz var. Filmsi sorusuna da geçmeden önce arkadaşlar burada hemen filmsiyi anlatalım ve sonra yazım noktalamayı da çözelim. Bakalım şimdi şöyle filmsi kitapçığımız burada buradan devam edelim. Filmsi önemli neden? Çünkü zaten kazanımlarda da söylemiş. Diyor ki bakın metindeki filmsileri bulma ve bunları metindeki işlevlerini belirleme diyor. Biz de zaten şimdi filmsizi anlattıktan sonra burada mükemmel bir film sorusu hazırladık. Seçici bir soru filmsileri bulup çeşitlerini göstereceğiz. İşlevlerini yakalamış olacağız. Şimdi filmsi bulmak için yapmamız gerekeni burada tanımlarla anlattık ama ben size şöyle birazcık nostalji yapayım. Resimle anlatayım arkadaşlar. Hatırlarsanız şöyle bir yöntemiz vardı bizim. Cümlenin içerisinde kelimeler vardı ve bu kelimelerin... ...hareket etmesini sağlayan... Ee, ...yüklem vardı. Aynı trendeki lokomotif gibi. Yani trenin vagonları vardı. Bu birinci vagon, bu ikinci vagon, bu üçüncü vagon, bu dördüncü vagon. Bu da lokomotifti. Bakın bu lokomotife yüklem yazıyorum arkadaşlar. Vagonlar da vagon. Yani birinci vagon, ikinci vagon, üçüncü vagon, dördüncü vagon diye gitsin. Şimdi biz şunu biliyorduk. Cümlenin içerisinde yüklem olmazsa... Cümle eksiltili cümle oluyordu. Trende lokomotif olmazsa tren gitmiyordu. Aynı şekilde biz de filmsi bulmak için önce cümlenin lokomotifini yani yüklemini bulacağız. Sonra geriye kalan kelimelerin içerisinden filmsi bulmaya çalışacağız. Şöyle ki bazen filmsiler de yüklem olabilir ama soruların %99.9'unda üniversite sınavına sorularda veya da hocaların soracağı sorularda MEP örnek sorularında hep bu böyle. Dolayısıyla bu yöntemi rahatlıkla hiç endişelenmeden kullanabilirsiniz. Bir, önce yüklemi buluyoruz. Yüklemi bul yani lokomotifi bul. Sonra iki olumsuzluk iki alan. Olumsuzluk iki alanlara dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Olumsuzluk iki nedir arkadaşlar? Geldi gelmedi. Yaptı yapmadı. Yani mame olumsuzluk ekine dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi örnek veriyorum. Diyelim ki şurada direkt sorumuza geçelim hatta hiç vakit kaybetmeyelim. Nerede? Pardon arkadaşlar. Ha, burada diyor ki Aşağıdaki parçada yer alan filmsleri bulup çeşitlerini gösteriniz diyor. Şimdi önce biz filmsleri bulalım gelin beraber. Melen çayının kolları arasındaki geniş bir delta üzerinde kurulan düz hiç gittiniz mi diyor. Bu cümlenin en önemli ögesi olmazsa olmaz yüklemi nedir? Gittiniz mi bak gittiniz mi ben dikdörtgen içine alıyorum. Gittiniz mi yani yüklemi buldum lokomotifi buldum. Sonra geriye kalanlardan mame olumsuz iki alanlara bakıyorum. Geriye kalanlar nedir? Melen, çayı, kol, ara, genişler falan filan diye gidiyor ya. Bunların içerisinde mame iki alana bakıyorum. Melen, çayı, kolları arası geniş birde Kurulan, kurulmayan diyorum. İşte bu fiilimiz. Bu kadar basit. Bitti. Yüklem buldun mu? Şimdi devam ediyoruz. Diğer cümleye bakalım. Şehir merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Konuralp ilçesindeki eski yerleşimde Roma döneminden kalma amfiteyatro, köprü, sur kapısı ve mozaik kalıntıları bulunuyor. Yüklem nedir? Bulunuyor. Yüklemi bulacaksınız. Yani yüklem lokomotif. Lokomotif olmazsa tren gitmez. Yüklem olmazsa cümle olmaz diyeceksiniz. Sonra geriye kalanlardan mamiye kalanlara bakıyorum. Ya yok ki. Kocam bir cümle ama filmsi yok. Bana ne? Devam ediyoruz. Düzce'de pazarlarda çok renkli bak. Renkli yüklemini buluyorum. Mamiye kalan var mı yok? Devam ediyorum. Çevre köylerden getirilen çeşitli çeşit ürünlerin sergilendiği pazarda almak isteyip de bulamayacağınız hiçbir şey yok. Yok yüklem ne yok? Almak isteyip de bulamayacağınız hiçbir şey yok diyor. Şimdi neyse. Yüklemi bulduktan sonra burada tabii sonra ardından iki nokta üstüyle örnekler gelmiş. Burada zaten cümle yok. Burada yoktan öncesine yani yüklemden öncesine mamiye kalanlara bakıyorum. Getirilen getirilmeyen sergilendiği sergilenmediği, almak almamak, isteyip istemeyip bulamayacağınız bulabileceğiniz. Bir, iki, üç, dört, beş tane film çıktı bir anda. Gördünüz mü? İşte filmleri bulduk. Ne yaptık? Önce yüklemi bulduk. Sonra mame olmuş iki alanlara dikkat ettik. Peki çeşitlerini gösteriniz diyor. Çeşitleri nasıl oluyor arkadaşlar? Çeşitleri de şöyle. Bakın burada tanımda yazdık. Önce yüklemi bul. Sonra mame iki al dedik. İsim fiil Ma, ış, mak alıyor. Ya yani da ma, me, ış, 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 mak, mek gibi. Sıfat fiil anası mezar dikecekmiş eklerini alıyor. Zar fiil ise Kenya'lı Asiye'den maden dağında ip arakladıkça gibi ekler alıyor. Yani esasında nasıl çalışıyordu Ölesiye? Ne zaman arasın gelince gibi nasıl ve ne zaman sorularına cevap buluyor. Bu kadar basit. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Şimdi gelin burada beraber bulalım. Burada kurulan fiilimsi getirilen filmsi, sergilendiği filmsi, almak filmsi, isteği filmsi bulamayacağınız filmsi. Bunu bulduk. Tamam nasıl bulduk? Yüklem artı mamek. Sonra bunun çeşidini şöyle buluyoruz. Fiillerin köküne bakıyoruz. Kurulmak... tamam mı? Getirilmek, sergilenmek, al, istemek, bulmak. Bunlar da fiillerimiz. Fiillerin kökünden sonra gelen eklere bakıyoruz. Acaba hangi ekler almış? Bu kurulmak kurulan an eki almış. Bu sergilen dik eki almış. Bu iste ip eki almış. Al mak eki almış. Getirilmek en eki almış. Ecek eki almış. Yani burada an, en, ip, mek, dik, ecek ekleri var. Şimdi eklerimiz neydi? Mayışmaklar isim fiili arkadaşlar. Mağışmak isim fiili. Buraya ife yazıyorum. An, ası, mez, ar, dik, ecek, mişlerde sıfat fiil ekleriydi. Bu ikisini ezberleyin yeterli. Diğerleri zaten zarf ile ekiydi. Şimdi burada an eki var o zaman sıfat fiil. SF diye yazıyorum. Burada en eki var sıfat fiil bitti gitti. Di eki var yani dik dik di olabiliyor, D olabiliyor, du olabiliyor. Bu da sıfat fiil. Mak eki var almak mak isim fiil tamam. İF. Ecek eki var. Anası mezar dikecekmiş ecek acak olmuş. Bu da yine sıfat fiil. Geldik kereye isteyip. Bu ip eki var. Mayışmakta ip var mı? Yok. An ası, mez, ar dikecekmiş de ip var mı? Yok. O zaman bu da zarf fiil oluyor. Bu kadar basit. Böyle yapıyorsunuz. İsim fiileklerini ezberliyorsunuz. Sıfat fiileklerini ezberliyorsunuz. Ardından da eğer o eki almadıysa buna rahatlıkla diyorsunuz ki bu artık zarf fiildir diyorsunuz. Böyle bir yöntem. Şimdi mesela başka bir sorudan göstereyim size. Şöyle az önce sorduğumuz sorulardan göstereyim. Nerede? Şöyle bir tane başka bir soru alayım mesela. Örnek veriyorum mesela. Demiş ki e, Milli ön temsilcilerinden eserlerin Türkçe yazılması gerektiğini savunmuştur. Bak mesela şu cümleye bakalım. Eserlerin Türkçe yazılması gerektiğini savunmuştur. Bu cümledeki önce yüklem buluyoruz. Savunmuştur, savunmamıştır yüklem. Sonra geriye kalanlardan mame bakıyoruz. Eserler Türkçe yazılması yazılmaması gerektiğini gerekmediğini bu kadar basit. Bunları bulduk film seri. Yazılmak ma almış isim fiil. Gerekmek dik almış sıfat fiil. Bitti gitti bu kadar basit. Başka da hiçbir şey yok. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu şekilde bulabiliyorsunuz. Mesela şu cümleye bakalım bazı hikayelerinde ise Türklerde milli bilinci uyandırma amacı gittiği görülür. Görülür yüklem tamam mı? Gittiği gütmediği. Uyandırma uyandırma ama bitti gitti. Ma eki isim fiil dik eki sıfat fiil yöntemiyle buluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu soruyu kaldırdım. Fiilimsi göstermiştik zaten. Şimdi fiilimsi sorumuz da bittiğine göre yazım ve noktalama sorularını gösteriyorum. Ardından da sizlere veda ediyorum. Yazım noktalamadan da soru geleceği için sınavda burası da önemli arkadaşlar. Şimdi Yazım noktalama sorusunda şuna dikkat etmemiz lazım. Boş ayraçlarla gösterilen gösteren yere uygun noktalama işaretlerini getiriniz diyor. Bakalım. Yaklaşık 120 metre yüksekten dökülen sular şelalenin kıyısında müthiş bir gürültü çıkarıyor. Hmm. Nokta. Diyor ki yakın çevrede güzel derenin şöyle hatta pembeyle değil de kahverengi yapalım. Çıkarıyor nokta. Yakın çevrede güzel derenin bir de kardeşi var. Kimmiş o kardeşi? İki nokta üst üste. Samandara şelalesi. Batı Karadeniz boyunca kesintisiz uzanan dağ silsilesi düzcede kollara bölündüğü için Bölge, virgül, şelale ve yaylalar açısından çok zengin. Tamam. Sakarca ve Topuk gibi kaynaş yaylalarından biri olan Sinekli'den Abant Gölü'nü kuş bakışı izlemekse eşsiz bir deneyim. Nokta. Tertemiz yaylı havasında bol bol oksijen depolayıp buz gibi pınarlardan doyasıya içmek de eşsiz bir deneyim demek istiyorum Ama bitirmemişim O yüzden burası da 1, 2, 3 nokta. Burada her şey gerçekten bir harika diyerek buraya da ünlem işareti koyabilirsiniz. Anlaştık mı? Evet, şimdi geldik yazım yanlış sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır diyor. Bakalım. Zaten kelimeler burada. barış sever, karınca incitmez, gökdelen, çok bilmiş, değer bilir. Şimdi arkadaşlar bu tarz kelimelerde şuna dikkat etmeniz lazım. Bir kere cümlenin bütününü okuyun. Sadece altı çizili kelimeye bakmayın. Bu bir. İkincisi de kuralımız şu. Eğer böyle işte eki er, almış hani vardı ya sıfat fiillerdeki ya da ar er mezar dikecekmişteki veyahut da işte eki almış ya da mezeki almış ya da ir eki almış. Buna benzer ekleri alan kelimeler eğer ikinci sıradaysa ise bitişik yazılıyor bak. Barış, sever bitişik yazılıyor. Konuk sever bitişik yazılıyor. Yardım sever bitişik yazılıyor. Ama sen mesela sever barış deseydin veyahut da şöyle örnek vereyim güler yüz dersen bunu ayrı yazıyorsun. Eğer yüz güler deseydik biz buna günlük hayatımızda bu şey yazılır. Ama güler yüz anlaştık mı? Uçan kuş veya da işte buna benzer sıfat fiilin isimden önce geldiği durumlarda ayrı yazıyoruz. Ama sıfat fiilin isimden sonra geldiği durumlarda barış sever, karınca incitmez, gökdelen, çok bilmiş, değer bilir de şey yazıyoruz. Fakat e Hepsinde bitişik o zaman hocam. Nerede hata var? O zaman cümle okuyacağız. Bu araştırmada bizi şaşırtan bulgu çevreciliğin barışsever akımlarla çatışmasıdır. Burada bir hata yok. O kadar merhametlidir ki yakın arkadaşlar arasında karınca incitmez olarak anılır. Burada da hata yok. Başkentin ortası gökdelenler etrafındaki binaları yutacakmış gibi duruyordu. Burada da bir hata yok. İnsanlar çok bilmiş olarak tanınan kişilerle arkadaş kurmaktan uzak dururlar. Burada da hata yok. Orada yaşamamış, o insanlarla hiç bağ kurmamış gibi ne değer bilir... Ne yol yordam. Bak. Ne değer bilir. Burada cümle değer bilmek ayrı yazılması lazım. Çünkü zaten okuyunca anlıyorsun. O ne değer bilir, ne değer verir, ne değer gibi anlatabilir mi Ne değer bilir, ne yol yordam diyorsun. Cevabımız da E seçeneği oluyor. Evet arkadaşlar. Yazılı programımızı bitirdik. Şimdi yapmanız gereken mutlaka yazılı notlarından güzel bir şekilde notlarını tekrar ediyorsunuz. Ortak sınav denemelerini çözüyorsunuz. Ve aynı zamanda 10. sınıf Dinamo Soru Bankası olan arkadaşlar mutlaka buradaki ...yazılı provalarını çözüyorlar. Yani şöyle göstereyim size arkadaşlar. Burada mesela hikayeyle alakalı yazılı provamız var. Veyahut da aynı şekilde giriş ünitesiyle alakalı yazılı provamız var. ÖSM tarzı sorular, tekrar testleri, özel sorularımız var. Bunları da çözüyorsunuz. Takıldığınız sorular olursa da karikat okutarak çözümünü uzman öğretmenlerinizden, uzman hocalarınızdan dinleyebiliyorsunuz. Hadi bakalım hepiniz yazılı başarılar. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar.